Hayrola hanımlar, gülme krizinizin sebebini öğrenebilir miyim? Yazık, bugün Yasemin hiç konuşamadı. Ona hiç yorum hakkı vermedik. Hep konuşmaya çalıştığında da bir başkası onu kesiyor, böyle evet, kalıyor. Evet, beni dışladınız böyle. Köşede tek başıma kaldım. Galiba gün yaklaştıkça Yasemin heyecanlanıyor ondan. Heyecanlı değilim arkadaşım. Konuşturmuyorsun özellikle sen beni. Canım, sen de konuşmayı bilmiyorsun ki. A, B, C diye konuşuyorsun. Biraz düzgün konuş o zaman. Ben konuşmayı gayet iyi biliyorum, sen hiç merak etme. Görüyoruz. Hasret gününü atlattı artık, çok rahat. Hafta boyunca hepimize böyle saldıracak. Çok da şaşırmadım açıkçası. Fiyatını görüyoruz. Soralım, unuttuk. Evet. Mobilyalarının fiyatı nedir? Yatak odası toplamda o zaman 4500 almış. Uygun, gayet uygun. Evet. Yatak örtüsü? Yatak örtüsü 300 TL. Ben çok uygun. Fonlarını soracağım, perdelerini. Bayağı uygun. Evet. Perde bura toplam 300 TL. Avizen ne kadar? Onu 25 TL'ye almıştım. Tamam. Babaannemin halısı dediniz ama o da içindeki de babaannemin avizesine benziyor. Canım, babaannen zamanında böyle avize var mıydı? Bir bak canım, Allah aşkına. Canım, babaannenin zamanında öyle halı var mıydı? Bence... Onu söyleyen ben değildim yalnız. Yorumları bence iyi dinle. Ben, göre ben hemen söyleyeyim sana. Bu zaten oda olarak tamamen bu ağır desen içeriyor her yerde. Bütün, evet, yaşın uygun değil bir bütün ama dediğin gibi bu avize de buranın avizesi değil. Mutfak yine avizesi. Yine avizeyi sadece dolapla düşünebilsem kabul edebilirim. Fakat perde ve yatak başta işin içine girince tamam. Ben de sadece dolapla zaten mobilyarın sağladığını düşündüm. Ben o şekilde uygun gördüm. Neyse, ben şu halat detayları bence dolaba yakışıyor. Ben ama dediğim gibi şu yatak başında... Buyurun efendim. Buyurun. Olsun, sen devam et, bitir, sonra ben devam edeyim. Yatak başlığını ve perdeyi görmezsem burayı kabul edebilirdim. Görme öyleyse, bunları değerlendir sen de. Takmasaydın görmezdin. Öğrenebilir miyiz? 25 TL olduğunu söylemiştim. Nasıl duyurdum, pardon. Sevinirim. Ben bu avizeyi yatak odasına yakıştırmıyorum. Bence mutfak avizesine benziyor. Yani burayla çok... Bu mu mutfak avizesi? Mutfak evet, için evet. Yetersiz bir ışığa sahip, bir ışığı da değiştirilemiyor zaten. Zor olur. Evet, zor temizlemek ama, için. Ama mutfak avizesi olarak ben görüyorum. Evet. Yani kolej değerlendirilebilir. Evet, olabilir ama yatak odası, mutfaktan daha mantıklı olur. Yatak odası avizesi kesinlikle değil. Yani yatak odasında olmasın da. Aynen. Nerede olursa olsun. Yani sizin fikirleriniz kızlar, yorumlarınız bittiyse yemek masama geçelim lütfen. Geçelim. Evet, geçelim bence de artık. Havva Nurgeli'nin 12 çeşit ikramdan oluşan sunum masası bir hayli şık. Gözleme, poğaça, Samsun yöresine ait dağ turşusu kavurması, kara lahana sarması, makarna salatası, içli köfte, haşhaşlı ekmek, tarçınlı kurabiye, ıslak kurabiye, tiramisu, Kıbrıs tatlısı ve yaprak sarması masada bulunan lezzetler.